Evet, ben Rifen ve bugün The Binding of Isaac Repentance'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Pekala, bugün ne yapacağız? Bugün bir Apollyon run'ı atacağız. Bu arada evet, Apollyon'la bir an daha attım ve o benim win streak'imi mahvetti. Kaybettim yani. Çok erken kaybettiğim için video çekme gereği bile duymadım. Öncelikle ne yapacağız? Apollyon'u açıklayacağız. Apollyon'un statları, Isaac'in statlarıyla aynı. Hiçbir değişiklik yok. Lakin tek bir kırmızı heart, kırmızı kalp daha az var. Bunun dışında bir de aktif item'ımız The Void var arkadaşlar. The Void ne işe yarıyor? Bunun ne işe yaradığını anlatacağım ama öncelikle item odasına gitmemiz gerekiyor. Bu arada bugün editli bir run yapmayı düşünüyorum. Kanalda şu ana kadar 100'den fazla video var ve aşağı yukarı hiçbirisi böyle düzgün bir şekilde editlenmiş videolar değil. Dolayısıyla artık videolarımı yavaştan editlemeye başlamayı düşünüyorum. Mesela Isaac serileri genellikle 30 dakikadan 1 saate kadar çok uzun sürelerde değişebiliyor. Bunu değiştireceğiz arkadaşlar. Yaklaşık 8 dakika ile 15 dakika arasında düşen bir rutine düşürmeye çalışacağım. Ama tabii ki öncelikle bunun işe yarayıp işe yaramadığını kontrol etmemiz gerekiyor ve o videoda, o mihenk taşı da bu video olacak. Yani bu videoyu yaklaşık 8 dakika gibi kısa bir süreye düşürmeye. 8 dakika olmaz herhalde ya. 20 dakikayı düşürürsem dua edeceğim. Açacağım bunu ya. Güzel. Para aldık. Sinir bozucu bir adam. Ölmek üzereyiz. Bayağı yakın. Gidelim şu kalbi alalım. Markete girmiştik değil mi? Markette güzel bir şey var mı peki? Aa, kompas var. Kompas alırız. Daha ilk kattan kompas almak güzel bir başlangıç. Mesela yani kötü bir eşya sayılmaz ama çok daha iyileri olabilirdim. Ben bunu istemiyorum. Void'u kullanıyorum. Yani Spacebar eşyamı kullanıyorum. Bakın Fire Rate'ime ve hızıma destek verdim. Rastgele olarak eğer pasif bir item'ı dönüştürüyorsanız rastgele olarak iki tane statınıza buff veriyor. Eğer aktif bir eşyayı dönüştürüyorsanız her Void'u kullandığınızda yani şu sol üstteki aktif eşyayı her kullandığımızda o aktif eşyayı da tekrardan kullanmış oluyoruz. Bu eşyanın özelliği de bu. Ve aynı zamanda birden fazla aktif eşyayı şey yapabiliyoruz. Ne yapabiliyoruz? Oo, çok güzel. Daha oyunun en başından stepleri almak kesinlikle çok çok iyi. Bu da beni korkutuyor ya. Gizli oda nasıl orada olmaz ya? Siyah renkte dikkat etmek lazım. Vurduğu zaman bir hasar alacak demek oluyor bu. Şampiyon yani. Bu arada çok iyi bir başlangıç. Kesinlikle çok iyi bir başlangıç. Daha ilk kattan hızımız 1.5 ve damage upgrade'i de aldık. Aynı zamanda fire rate de aldık. Void'la olabilecek en iyi başlangıçlardan birisini yaptık şu anda. Bu eşya niye iyi? Öncelikle Spectral Tear veriyor. Oyundaki en güçlü özelliklerden bir tanesi. Mesela şu anda taşa vuruyoruz ya. Spectral Tear özelliğini aldığımız anda artık taşa vurmuyor. Taşın üstünden geçiyor. Ve bunun üzerine gözyaşlarımız çok daha büyük bir hitbox'a sahip olacak ki bu da düşmanları daha iyi dövebileceğiz demek oluyor. Mesela hiç onlarla uğraşmadan arkasından hasar verebiliriz bu şekilde. Card reading de çok güzel. Card reading de çok güzel. Onu da alacağız. İki tane altınımız eksik. Onu çıkartırız herhalde ya bu el. Yakındı. Bombamız yok maalesef.
Aldık o hasarı ya. Mesela aktif bir item. Bunu voidlayamıyoruz maalesef. Eğer bunu voidlarsak her void'u kullandığımız zaman onu da kullanmış olacağız. Yani çok güzel eşyalar gelmeye devam ediyor. Hiçbirini voidlayamıyorum yani, öyle söyleyeyim. Şimdi bu bizim ilk şeytan anlaşmamız değil mi? Şeytan anlaşmalarını geçelim. Biz melek anlaşmalarına yoğunlaşalım. O yüzden hiç girmiyorum. Oo, çok iyi ya. İnanılmaz bir şansımız var. O altını alamadığımız için maalesef card reading'i alamayacağız. Ama yo, alabiliriz aslında. Şöyle yapalım. Bomba gelmiş. Hadi card reading'i de alalım. Card reading ne yapıyor? Gördüğünüz gibi iki tane portal açılıyor burada. Sadece odanın ilk katın ilk odası için geçerli bu. Sarı bizi hazine odasına gönderiyor. Kırmızı bizi boss odasına gönderiyor. Ve mavi olan da bizi gizli odalara gönderiyor. Glaukoma. Bence gerek yok. Bence Void'u kullanalım. Kullandık ve hasarımıza ve hızımıza verdi. Çok iyi. Bence gayet iyi bir karar ve şansımız da yerinde. O hasarı alacağım zannettim. Yanlış yol. Çok iyi. Artık kızımız 2'ye sabitlendi. Girelim bakalım. Abi 2 tane var ve bu çok büyük bir sıkıntı. Bu çok büyük bir sıkıntı. Böyle bir oda niye var ya? Zordu. Çok zordu bu oda. İmkanı yok yani şey yapmadan. Hani hasar almadan geçmemin imkanı yoktu. Bunu da voidlayabilirim. Voidlasam mı? Hadi voidladım. Yine hasarımıza verdi. Çok iyi. 8.45 hasar. Gizli odaya gidelim bu sefer. Pinking Shears, bunu voidlayabiliriz. Evet. Voidlasak iyi olabilir. Burada işimize yarayan bir şey yok. Ama şöyle yapalım. İki anahtar ve iki bomba vereceğim buraya. İşime yaradı mı? Sayılmaz. Gördüğünüz gibi kartı kullandık. Evet, tek attı. Çok güzel. Melek odamız da çıktı. Speed ve range ihtiyacımız olmayan şeyler. O yüzden zaten speedimiz en üstte, daha fazla artamaz. Range de çok önemli bir stat değil. O yüzden boyutluyorum bakalım. Yine saldırımıza ve range'e verdi. Olsun, speed'den iyidir. Gayet iyi.
Uçuş geldi. Artık uçabiliyoruz. Süperiz. Bu el bayağı şanslıyız ya. Daha kalmamıza gerek yok. Hadi gidelim aşağıya. Bir boss rush yetişir mi diyorum da yok yetişmez ya. Burada zaten direkt boss'a giderim. Biz uçabildiğimiz için iyi bir durumdayız. Hasar da almadık. Alalım. Alalım bakalım. Bunu almazsak bir sonraki katta melek anlaşması çıkabilir. Ama girmeyeceğim, hadi bakalım. Girdik. Tabii ki de almayacağız bunları. İyi eşyalar değil. Kötü oldu yani. Hiç girmeseydik daha iyiydim. Dört buçuk volt güzel ama yeterince iyi değil bence. Solar alırım daha iyi. Yani 4,5 volt genellikle çok seviliyor ama benim çok sevdiğim bir eşya değil. Verdiğiniz hasara bağlı. Eğer brimstone kullanıyorsanız çok iyi olabilir ama birçok durumda verdiğiniz hasardan normalde bir odayı tamamlayacakken 4,5 voltu alıp odanın 0,70'ini falan tamamladığınız durumlar da oluyor. Odaklanamadım bu arada. Hemen eşya odasına gidelim diyeceğim. Çarpıyordum. Girelim bakalım. Ne varmış? Bir. Yok. Bu bize gelmez. Olur. Şimdi... The Bible'ı voidlarsak anneye tek atarız. Annenin kalbine de tek atarız. Ama ikisini aynı anda yapacağız. Dikkat etmemiz lazım. Aldık. Hadi bakalım. Çok güzel. Gimpi'yi verdim. Kalplerimizi de geri aldık. Little Monstro yeterince iyi bir eşya değil. Zaten Boss Rush'a yetişemeyeceğiz. Birazcık yavaştan alabiliriz. Eşya odasına gidelim bakalım. My Reflection? Hayır. Hiç sevmem. Voidluyoruz. Ve dikkat ediyoruz. Kaos. Ama 9 volt indirimde. Onu alacağız. Extension cord. Yeni bir şey açtık. Güzel. Nasıl hasar aldım oradan ben ya? Şöyle bir şey yapalım. Geri kalanı bağışlayalım. Mr. Dolly'ye çok iyi olacak. Range'imizi aslında 4,95 olduğu için sadece 0,05 tier'ımızı arttıracak. Yani... Aa hayır. Bir şey cap'i direkt yok ediyor. Bir dakika. Acaba Void'un verdiği tier up'lar cap'imizi etkilemiyor mu? Olabilir. Eğer öyleyse Void kırıkmış bayağı. Düşündüğümden daha kırık bir eşyaymış. Ne var? Hiçbir şey yok. Direkt boss odasına gidebiliriz.
Yavaşlattı bir de bizim. Ama bunu istemiyorum tabii ki. Şeyle gidebiliriz bu sayede. Aslında yeterince güçlüyüz. O yüzden şöyle gitsek iyi olur aslında. O yüzden Goat Head'i alıyorum. Seni almadan önce şu odaları bir temizleyeyim de şarjımızı dolduralım. Ne verdi? Shot Speed verdi. Shot Speed de güzel. Void'u doldurmadığım için direkt boss'a gidemiyorum. Bir sürü şey açtık. Ve haşa gidebiliyoruz. Haşa gitsek mi? Abi haşa gidersek ölürüz. Ben haşı becerebileceğimizi düşünmüyorum. O yüzden zorlamanın bir anlamı yok. Abi bir şey diyeceğim. Biz zaten yukarı aşağı gidebiliyoruz artık. Bir önceki bölüm son anne savaşı mıydı? Haşa gitsem mi? Aaa, Curse of the Blind. Haşa gitsem de yeterince anahtarım yok. O yüzden eşyaları açamam. Haşa gitmiyorum. Şöyle inelim. Mesela Void'u bu boss'ta kullanamazsınız arkadaşlar. Kullanırsanız direkt ölürüz çünkü şu anda. Çünkü Bible'ı aldık. Bible'ı bu boss'un karşısında kullanırsak ölüyoruz. Öyle bir şey var. Nasıl ya? Onu da aldık. Pekala. O hasarı da aldık. Ölmeyiz herhalde ya. Ölürsek şunları öleceğimizi düşünüyorum. Evet. Ölme ihtimalimiz yüksek. Ne olur ölmeyelim. Hadi biraz fokus. Öldük öldük. Güzel. Ucu ucuna yaşadık. Ucu ucuna yaşadık ve bu eli burada bitiriyoruz. Ending izleyelim bakalım. Locust of Pestilence. Onu da açmışız. Bu bölüm yaklaşık 4-5 tane şeyin kilidini açtık. Bu bayağı iyi oldu. Save file'ımız sonunda ilerliyor. Artık boşlukları hafiften doldurmaya başlıyoruz. Ben bu bölümde oynarken keyif aldım. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki The Binding of Isaac Repentance bölümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.